İyi akşamlar Türkiye. Bugün 29 Kasım Pazartesi. Ana haber bültenimize sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. Yargıtay Başsavcısı HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Yargıtay Başsavcısı iddianamedeki görüşlerini ve HDP'nin kapatılması talebini tekrarladı. İstanbul ve çevre illerde öğleden sonra etkisini artıran ve hızı saatte 129 kilometreye kadar çıkan fırtına kaza ve yaralanmalara yol açtı. Esenyurt Kıraç'ta ve Sultan Gazi'de binaların çatısı uçtu. Çatıdan düşen parçaların altında kalan yurttaşlar yaralandı. Lodos nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 19 kişi de yaralandı. AKP'nin yarattığı sefalet devam ediyor. Vatandaş geçinemiyoruz dedikçe iktidar elde avuçta olana da göz dikiyor. Samsun'da toplu konut idaresi tarafından yapılan evlerinin taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlardan anahtarını geri vermeleri istendi. İki polis memuru intihar etti. Bulgarlar bir levanın 7 lira olması sonrasında çarşıya pazara gitmek yerine Edirne'ye geliyor. Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni türü Omikron tüm dünyayı alarma geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü tehlike konusunda uyarıda bulunurken ülkeler de önlemleri arttırdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne sundu. HDP iddianamesini hazırladık. Anayasa Mahkemesi'ne tevdi ettik. Şahin iddianamedeki görüşlerini ve HDP'nin kapatılması talebini tekrarladı. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesi'nin yetkisinde 15 günlük inceleme süresi var. Bundan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas hakkındaki görüşü HDP'ye gönderilecek, parti esas hakkındaki savunmasını hazırlayacak. Kapatma davasıyla ilgili ön savunmamızı Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Kendisiyle güncel konular üzerinde de partimizle ilgili konular üzerinde de bir görüşme yaptık. AKP'nin kurucularından eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Kardeş diye bildiğim insan bana sahip çıkmazsa gücenirim. Bunun helallik olarak bana dönmesini isterim." dedi. Bazı konularda fikrimi aldı, fikirlerimi söyledim. Bazı konularda da ben kendilerinin düşüncelerini rica ettim. BBC Türkçe'ye konuşan Arınç, Erdoğan'a muhalefet etmemek gibi bir içtihatta bulunduğunu da belirtirken, "Beni fazla zorlamasınlar çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir" ifadelerini de kullandı. Teklif edilmiş bir konu da değil, üzerinde durulacak bir konu da değil. Başkanlık sisteminde sorunlar olduğunu söyleyerek yargı bağımsızlığı için iklim değişmeli diye konuşan Arınç, cemaatlerin de denetlenmesi gerektiğini belirtti. Bazı partililerin yaptıkları bizi her ne kadar rencide etse, üzse de ben AK Parti'nin bu ülkeye çok büyük hizmetleri olduğuna inanıyorum. Çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çok da uyum içerisinde keyifle çalışıyoruz. Parlamenter sistem konusunda ortak çalışma yürüten 4+2 ittifakı taslak mutabakat metnini hazırladı. Cumhurbaşkanı niteliği ve seçimi maddesindeki değişiklikler de anlaştı. Arkadaşlar, öncelikle güçlendirilmiş parlamenter sistemin eşleştirme toplantısında. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı milletin ve ülkenin bütünlüğünü temsil edecek, yetkileri de sınırlı ve tarafsız olacak. Seçildiği gün varsa partisiyle ilişiği kesilecek. Anayasa değişikliği bugün yapılacak değil de. 7 yıllık süreyle tek dönem için seçilecek Cumhurbaşkanı görevini tamamladığında aktif siyasete dönemeyecek. Milletvekili de olamayacak. Yargı reformu strateji belgesinde. Ön mutabakat metnine göre seçim barajı ise %10'dan %3'e düşürülüyor. Taslakta Bakanlar Kurulu'nun meclisin içinden atanması öngörülürken dışarıdan atama istisna olacak. 186 kişi için 28.763 sandık kuruldu. Öte yandan Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açma yetkisi mecliste grubu olan bütün partilerin yanı sıra 60 milletvekilinin imzasıyla da yapılabilecek. Yeni sistemde mecliste bakanlara yönelik gen soru müessesesi de yeniden oluşturulacak. Torba yasa kaldırılacak. Siyasi partilere hazine yardımı da seçimde %1 oyu geçen tüm partilere verilecek. Salgının en sert döneminde okullarından mahrum kalan öğrencilerimizin... Uzlaşılan metinde yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı sağlanacak, adli kolluk teşkilatı kurulacak, hakimler ve savcılar yüksek kurulu ikiye bölünecek.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlerin bu tutumları ise sicillerine işlenecek ve terfi ve tayinlerinde etkili olacak. Yurt genelinde etkisini gösteren Lodos, başta İstanbul olmak üzere özellikle batı kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yerde çatılar uçarken rüzgara dayanamayan ağaçlar ve bazı yapılar devrildi. Sadece İstanbul'da çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Esenyurt'ta bir binanın çatısı yurttaşların üzerine uçtu. Biri bebek, 4 kişi yaralandı, 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Sultan Gazi'de de evinin çatısını düzeltmeye çıkan bir kişi, kopan parçalar nedeniyle, 2 kişi ise yola düşen parçalar nedeniyle yaralandı. Bağcılar'da Lodos nedeniyle bir kafenin dış kısmının uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Çatalca'da ise saat kulesi şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Beylikdüzü'nde 270 metre boyundaki konteyner gemisi karaya oturdu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden cami inşaatının iskelesi çöktü. İskelenin altında kalan 8 işçi yaralandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde hızı 80 kilometreye kadar ulaşan fırtınada ağaçlar yıkıldı, direkler devrildi, elektrik telleri koptu. Bursa'da fırtına sebebiyle metro arıza yaptı. Yolcular tahliye edildi. Ediyorlar bizi. Çıkıyoruz şu an. Tekirdağ'da ise feribot seferleri iptal edildi. Gece gökten yağmurla karışık çamur yağdı. Yaklaşık 2 yıl sonra cezaevlerinde açık görüş yeniden başlayacak. Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında alınan COVID-19 tedbirlerinin Sağlık Bakanlığı İlim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendiğini ve yeni düzenlemeyle açık görüşlerin 1 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre açık görüşlerde ceza infaz kurumlarına HES kodunda riskli görünenler alınmayacak. Hükümlü ve tutukluların 30 dakikayla sınırlı olacak açık görüşünün en fazla yetişkin iki yakını ve ek olarak çocuklarıyla yapılmasına izin verilecek. Görüşler için 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek. 6-12 yaş arası çocuklardansa son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenecek. Lebst du noch? Ich lebe noch. Es ist nicht so schlimm. Es ist nur ein bisschen leicht. AKP'nin yarattığı sefalet devam ediyor. Vatandaş geçinemiyoruz dedikçe iktidar elde avuçta olana da göz dikiyor. Samsun'da toplu konut idaresi tarafından yapılan evlerinin taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlardan anahtarını geri vermeleri istendi. Hikmet Başman. Derinleşen krizle beraber yurttaşların psikolojileri de tahrip oluyor. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ve İstanbul Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları kendi silahlarıyla yaşamlarına son verdi. Öte yandan bir Bulgar levasının 7 Türk lirasına çıkması Bulgar vatandaşların Edirne'ye akın etmesine neden oldu. Türkiye'de yurttaşlar temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanırken Bulgaristan'dan binlerce kişi alışveriş için Türkiye'ye geliyor. Bulgarlar araçlarının yakıtını bile Türkiye'den alıyor. Halk neredeyse kıtlıkla boğuşurken yandaşlar ise unutulmuyor. Jandarma kışlalarının 222 milyon liralık elektrik alım ihalesi Yandaş, Cengiz ve Eksim Holding'e verildi. AKP iktidarı eliyle ekonomideki kan kaybı devam ediyor. Türk lirasındaki değer kaybı ve her gün zamlanan fiyatlarla ekonomiye olan güven azalırken tüketicinin güveni de yerlerde sürünüyor. Tüketici, hizmet, perakende, inşaat ve imalat sanayi güven endekslerini kapsayan ekonomik güven endeksi 4 ay sonra eşik değerin altını gördü. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Ekim ayında 101,4 iken Kasım ayında %2 oranında gerileyerek 99,3 değerine düştü.
Endekste 100 seviyesinin altı genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği işaret ediyor. Bankacılık sektörü toplam karı ilk 10 ayda yıllık %32.2 arttı. Sektörün geçen yılın ilk 10 ayında 50 milyar lira olan toplam net karı bu yılın Ocak-Ekim döneminde 66.1 milyar liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bankacılık sektöründe tahsili geçmiş alacakların toplam kredileri oranı Ekim itibariyle %3.50 oldu. Bu oran 2020'nin aynı döneminde %3.97 seviyesindeydi. Çekirdek sermaye yeterlilik oranı %13 olurken sermaye yeterlilik oranı ise %17'ye geriledi. Güney Afrika'da ortaya çıkan ve koronavirüsün delta varyantından daha bulaşıcı olduğu değerlendirilen omikron varyantına karşı dünya alarma geçti. Ülkeler yeni tedbirler açıklamaya başladı. İsrail sınırları yabancılara kapatma kararı aldı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida yeni varyant nedeniyle ülkeye tüm yabancı girişlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Filipinler'de omikron varyantının ardından tam doz aşılı turistlerin ülkeye girişinin dondurulduğunu duyurdu. Yeni varyantın ortaya çıkmasının ardından Türkiye dahil birçok ülke, Güney Afrika'nın yanı sıra bazı Afrika ülkelerine dönük seyahat kısıtlama kararı almıştı. Ülkelerin uygulamaya başladığı seyahat yasaklarına Güney Afrika hükümetinden tepki geldi. Dünya Sağlık Örgütü, yüksek oranda mutasyona uğramış omikron varyantının ortaya çıkması, durumumuzun ne kadar tehlikede ve riskli olduğunun altını çiziyor, dedi. Africa accounts for just 2% over the 5 billion. Orta Amerika ülkesi Honduras'ta genel ve devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. İlk sonuçlara göre solcu aday Xiomara Castro de Zelaya seçimleri yaklaşık %20'lik bir farkla önde götürüyor. 2009'daki ABD destekli darbeyle devrilen Manuel M. Zelaya'nın eşi olan Castro seçilirse ülkenin ilk kadın devlet başkanı olacak. Son rakamlara göre oyların 54.61'ini Castro'nun Özgürlük ve Yeniden Kurtuluş Partisi, 34.46'sını Ulusal Parti ve 9.40'ını Liberal Parti adayı aldı. %62'lik tarihi katılımın olduğu seçimlerde iktidardaki sağcı Ulusal Parti'nin sandık çıkış anketleriyle erken zafer ilan etme girişimleri başarısız oldu. Tenemos en nuestros datos, en nuestros sistemas, la capacidad de informar de que han salido cuestionando el derecho de nuestro país libre de adoptar las ideas del socialismo. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ülkedeki son yerel seçimlerde bulunan Avrupa Birliği gözlemci heyetini ajanlık yapmakla suçladı. Para prohibir las ideologías. Donald Trump quiere prohibir las ideologías, la diversidad política. Delegasyonun ulusal gözlemcilik yapmak yerine ülkenin toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatına sızmaya çalıştığını vurgulayan Maduro, geçtiğimiz haftaki seçimlerin kusursuz bir şekilde yapıldığını söyledi. Hubo las coordinaciones telefónicas para hacer la reunión en Nueva York, pero al final ülkede 15 yıl sonra ilk defa gözlemcilik yapan 136 kişilik Avrupa Birliği delegasyonu seçimlerde bazı ihlallerin yaşandığını öne sürmüştü. The government says the elections were an example of democracy. Venezuela'da 42 siyasi hareketin ve 64 bölgesel partinin katıldığı seçimlerde iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi 23 yerel yönetimden 20'sini kazanmıştı. Pesado en un 41,80% de participación. 2015 yılında imzalanan ve nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planına dönülmesi için yapılan Viyana müzakereleri yeniden başladı. 6. turu Nisan-Haziran ayları arasında yapılan ve ABD'nin dolaylı olarak katıldığı görüşmelere İran'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti. İran, anlaşmaya dönülmesi için ABD ve Avrupa Birliği'nin 2017'de yürürlüğe koyduğu Tahran'a dönük yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD'nin ise kalıcı anlaşma sağlanana kadar ucu açık bir geçici mutabakat hedeflediği belirtiliyor. ABD eski başkanı Donald Trump, 2018 yılında ülkesinin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.
ABD'nin çekilmesinin ardından İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırmaya başlamıştı. Now Ted and everybody else have gone through all of the details and we can talk about Peru'nun Barranca kentinin 45 kilometre kuzeyinde ve yerin 80 kilometre derinliğinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çok sayıda evin zarar gördüğü ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada 220 evin hasar gördüğü, hasar gören evlerden 75'inin tamamen yıkıldığı ve 81 evin oturulamaz hale geldiği ifade edildi. Depremden toplamda 1216 kişinin olumsuz etkilendiği aktarıldı. Bazı bölgelerde elektrik hizmetinde aksamalar olduğu açıklandı.